VSH topla, VSH ortalama ve VSH say formülleri. Alt toplam dersinde alt toplamları bulmayı görmüştük. Fakat bu derste biraz daha dinamik bir şekilde formülleri kullanarak nasıl alt toplam, nasıl alt ortalama ve nasıl alt sayım yapabileceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak buraya küçük bir tablo hazırlıyorum. Ürün adı ve toplam yazıyorum. Şöyle hemen seçtim ve biçim boyacısına tıkladıktan sonra biçimlerini değiştirdim. Fakat toplamın biçimi de değişsin. Şuraya tıkladım ve bize finansal bir biçim göstersin. Ürün adına Açelya yazıyorum ilk olarak. Şimdi diyelim ki Açelya'nın alt toplamlarını bulmak istiyorum. Ne kadar toplam tutarı var? İlk olarak FX tuşuna tıkladım ve VSH topla yazdım. Ardından git'e tıklıyorum. VSH topla geldi. Kısaca VSH de yazabilirim. Diğer formüller de gelecektir. VSH yazdım. Buradan açılan listemden VSH toplayı seçiyorum. Ve bana veri tabanımın neresi olduğunu soruyor ilk olarak. Veri tabanım tamamen listem. Ctrl A dedim. Olmadı. Şöyle seçeyim tamamen. Evet, veri tabanını tamamen seçtim. Alanım neresi olsun diyor. Nereyi göstereyim diyor. Biz sadece tutarları toplayacağız. O yüzden sadece tutar sütununa bir kez tıkladım. Ölçtüm ne olsun diyor. Ölçtüm de ürün adı ve Açelya G2 ve G3 hücrelerini seçtim. Daha sonra tamam diyorum. Burada zaten sonucu gösterecektir. Tamam dedikten sonra Açelya'nın alt toplamlarının 3749 lira olduğunu görebilirim. Şimdi isimleri değiştirdikçe örneğin Sümbül'e bakalım. Toplamlarının 3261 Türk lirası olduğunu görebiliriz. Papatya'ya da bakalım. 558 lira. Bu şekilde ürün toplamlarını bulabilirim. Şimdi bunları kopyalıyorum. İlki ortalama olsun. İkincisi de sayı olsun. Kapattım. Papatya'nın ortalamalarını bulmak istersem ne kadar tekrarlanıyorsa ona göre bir ortalama bulacaktır. Örneğin FX'e tıkladım. Daha sonra VSH yazıyorum. Git yazıyorum ve ortalamayı seçiyorum. VSH ort zaten formül geldi. Tıkladım. Veri tabanım neresi olsun diyor. Yine aynısı. Tamamen listemi seçtim. Alanım neresi olsun diyor. Tutarların ortalamasına bakacağım. Tutar sütun başlığını seçtim. Ölçtüm ne olsun diyor. Ölçtüm de ürün adı ve papatya. Tamam'a tıkladıktan sonra bana ortalamasını verecektir. Örneğin Açelya'ya tekrar bakalım. Açelya'nın toplamı 3749. Açelya'nın tutar ortalaması ise 312.42. Şimdi say için yapalım. Bunun için direkt formülü yazalım. Elimizle yazalım bu sefer. Ve seç say diyorum. Ve taba bir kez bastım. Veri tabanım neresi olsun diyor. Yine tamamını seçtim. Noktalı virgül koydum. Alanım neresi olsun diyor. Tutarı seçeceğim. Sadece tutar. Ölçtüm ne olsun diyor. Ürün ve papatya. Yani ürün adı ve papatya buradaki değeri olacak. Parantezimi kapattıktan sonra bana sayımını verecek. Fakat bu sayım tutar cinsi değil. Bunu hemen değiştirelim. Finansal yerine sayı yazalım. Ve ondalıkları da kaldıralım. Açelya için de sayımına bakalım. Açelya dedim ve 12 adet Açelya'nın geçtiğini görebiliriz. Zaten bu ikisinin çarpımı toplam tutarı bize verecektir. Ortalama ve sayımın çarpımı toplamını verecektir bize.